Konuşmalı Abi TV'den herkese selamlar, sevgiler, güzel kardeşler. Hayırlı cumalar. Cuma gününüz hayırlı olsun. Perşembe gününden başladım. Nihayet Muşamba'yı yapabildim. Vallahi billahi ya. Ne kadar uğraştım biliyor musunuz? Anlatamam. Çok yoruldum. Soğuk beni çok yordu. Tabii yani istediğim şeyleri sağlayamadım. Naylonu yaparken. Tam böyle kapatma yapamadım. Bakın bazı yerleri zımba tutmadı falan. Ama yine de büyük ölçüde kapattık. İnşallah şu aradan su girmez. Valla tek ümidim o. Hala açık kaldı şura. Yani o kadar uğraştım. Yine başaramadım. Üstünden tabii ki hava yaptı. Ben de şöyle bir çözüm yaptım. Böyle yumuşak plastiklerle şu vidaları taktım. Bunların üstüne silikon da yapacağım. Hatta böyle dış ortam şey, çekomasti gibi bir şey alacağım. Ya yani gri vardı. Ben önceden şuralara falan yapmıştım bakın böyle. Ondan alacağım. Şu. Çok sağlam bir şey. Yani bakın duvarı kaldırıyor. Çıkmıyor. Öyle bir şey yapacağım. Yani asla su geçirmeyecek. Ya aslında o araya şey yapacağım. Şimdi hemen hatta şöyle yapayım. Aklıma geldi. Araya muşam şey naylon poşet sıkıştıracağım o boşluğa. Abi çok kötü oldu ya. O kadar uğraş et olmadı. Ya orayı kurtarmadı yani. Ne yaparsam yapayım. Açamadım da yani naylon uçuyor uçuyor yani artık oradan orayı şöyle yapacağız artık herhalde yani pek de bir şey olacağını zannetmiyorum ya oradan girer abi ya bu su ya su yolunu bulur abi oraya muşamba sereceğim sonra işte aldığım o çakılmazlıkla tekrardan kapatacağım orayı yoksa olmayacak bu iş yani ama şimdilik kara kışa kıyamete dayanıklı yani. Su mu girmez çatıdan. Çatıdan da çok damlaya damlaya akıyordu. En azından güzel bir izolasyon oldu. Hemen sizlerle paylaşayım dedim. Şu çatıyı yap artık falan diye çıkışan kardeşler olmuş. Buradan onlara sevgiler, selamlar. Haklılar. Yani sonuçta burada canlı var yani hani. Ne deseler haklılar. Hemen yaptık biz de gerekeni. Şükürler olsun. Ama çok zorlandım ya. Muşamba uçuyor uçuyor. Çakıl taşları vardı şöyle poşetin içinde. Şöyle göstereyim. Onlarla ağırlık yaptım. Bir tarafına koydum falan filan. Ne uğraştım ya. Hani görseniz komedi yani. Durum bu kardeşler. Şükürler olsun başardık. Allah billah bir hafta oldu ya. Muşambayı aldık yapamıyoruz yani. Mal elimizde yapamıyorduk. Sonunda yaptık. Yani şimdi içim rahat. Niye rahat? Yani kar, kış, yağmur, çamur yağsa en azından üstten girmeyecek. Yani bakmayın bu yumuşak malzeme de çok güzel bir şey vidaları yaptım. Tamamen böyle sıkıştırdı şöyle odaklıyım yakında. Sıkıştırdı buradan da kolay kolay su girmez. Yani estetik olarak biraz kötü dursa da yapacak bir şey yok. O havayı almam gerekiyordu. Ne olur ne olmaz yani irkildim. Hatta şuraya falan da istiyor yani böyle. Olmadı en son üstünü yine bu malzemeden alıp kapatırız diyeceğim ama şu taraflara ulaşmak çok zor be kardeşler. Yani hakikaten zor. Yani bir çözüm bulurum ona da. Olmadı iki tane. Bir dakika buraya kaç tane gider? Şu kadar olsa. İki, üç tane gider. Üç sıra gider. Olmadı öyle bir şey yaparız estetik için. Yani şimdi kışı atlatalım da estetiğine sonra bakarız. Esmeyen havalarda falan. Hava böyle parçalı bulutlu. Çok soğuk. Muhteşem bir soğuk var. Ben şu an dondum yani. Yani şöyle halimi göstereyim size bir hem selam vereyim kardeşler. Ben perişanım ya bakar mısınız böyle şey paltom var benim burada terasta kullandığım kuşlarda. Onunla çıkıyorum dondum hemen içeriye kaçıyorum. Şöyle sizinle birlikte kaçalım bir dakika. Yani telefon da ağzımın içine girdi vallahi. Durum bu kardeşler kendimi göremiyorum rahatsız oldum sizleri seviyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Vallahi çok mutluyum ya. Sonunda yaptık naylonu. Bir de şu çekomastiği alsam. Bugün yarın onu da alırım. Yaparım ya hava kururken. Görüşürüz. Hatta şöyle biraz akvaryumu da çekeyim ya. Şimdilik hoşça kalın kardeşler. Osman Abi TV'den herkese günaydınlar. Cuma gününüz hayırlı olsun. Tekrardan dün de eklediğim videolar vardı ama bugün böyle bir çılgınlık yaptım. Şu betaları bir inceleyelim dedim. Bu armatürü koydum. Hem de sizlere göstereyim dedim. Böyle kanlı canlı.
Maşallah, maşallah. Bu çok güzel ya. Bu harbiden koyu yani. Tabii biraz annesi gibi uzun olmuş. Bu aynı annesine benziyor. Bu da güzel. Bu da koyu gibi. Bu da koyu, koyu hatta ya. Koyu. Çok güzel. Maşallah. Yani bunları bir inceleyelim dedim. Kayan kardeşimin hediyesi olan beta kaplarına bir tane daha vardı, ona da koydum. İşte bu yavruyu. Ya bunların suyunu değiştirmedim. Hemen dedim soğuk suya şey yapmayayım. Şu suyu da yeni koydum. Biraz ısınmasını bekledim. Gayet güzel oldu yani. Betalarımızı da görmüş olduk. Yakında şu maddiyatı bir toparlarsak, bir şeyler satıp matıp çift beta alacağım, üreteceğim yani. Kabım biliyorsunuz. Şurada duruyor, bekliyor, hazırda bekliyor yani. Isıtıcıyı da çıkardım. Dün buraları bayağı bir topladım kardeşler. İşte şunları çatı arasına koyacağım. Onlar bayağı bir dağınık gösteriyor. Bir de burada hazır şey var. Kablo buldum. Duy takılı, fiş takılı. Onu da kümeslere çekeceğim. Onu da çıkardım. Semih kardeşimin hediyesi olan muhabbet kuşundan kalma şey var. Muhabbet kuşu yuvası. İşte bir tane böyle bir yuvarlak tünek. Şu. Bir tane de banyoluk var. Onları gelip alabilene misafirim olup aşağıda kafede çay ısmarlayacağım bakın gelene. O isteğine verebilirim yani gelip alabilene. Çünkü ihtiyacım yok şu an. Onun dışında şuradaki dişimize de bakalım. Buradaki dişi de fena değil. Aslında ya bir şey söyleyeyim mi? Yani biraz küçük ama yumurta almış bu ya. Bakayım tüpçük yapmış mı? Yani. Yani aslında bu da fena değil. Genç beta üretimi deneyebiliriz. Erkek betamız orada. Erkek betamız. Maşallah. Bunun da rengi mengi çok güzel. Bugün hava güneşli kardeşler. Bugün bir kuş şov yapacağız esmiyorsa. Bakacağız hep birlikte. Durumlar platilerde de gayet iyi. Şimdi evet, bugün pul yem verelim, değişiklik olsun. İyi topladık etrafı ama tabii şey var. Yani ufak tefek pürüzler kaldı, onları da halledeceğim. Yem verelim hepsine, şöyle azar azar betalara da çok vermiyorum su çabuk kirlenmesin diye. Akvaryumuzun ışığını da bir dakika, meleklere yem atalım. Gelin çocuklar gelin. Bayağı bir yem verdim. Avutoya alalım yine. Evet. Sayeler de geldi. Bitki tabii ki her zamanki gibi çıkarmışlar. Bakın. Allah'ım ya Rabbim ya. Vallahi billahi baş edemiyorum ya. Bitki çıkarıyorlar abi. Bitkileri çıkarıyorlar. Abi de ya bir dakika, bunlar acaba çıkarmıyor da oradan böyle köklü möklü bitkiler kendini mi bırakıyor acaba? Hani asıl yoğunluk olan yerden. Ben de çözemedim abi. Ya bu baksana, ben böyle bitki. Yani bu oradan bir yerden kopmuş bu ya belli. Oynamayın abi bu bitkilerle. Oynamayın çocuklar. Allah Allah. Çok affedersiniz. Burnumu çekiyorum bir yandan. Yani hala kurtulamadık şu burun tıkanıklığından ama onun dışında her şey normal. Hop. Pet odasında durumlar bu şekilde devam ediyor. Elimizi ıslattık. Tabii. Şöyle yapacağım. Özel ırklara gideceğiz. Bir dakika. Yiyin çocuklar, yiyin. Bol bol yiyin. Çok da atmayalım da suyu fazla kirletmeyelim. Burada da her şey yerli yerinde çok şükür. Biliyorsunuz Lepistes'le ilgili bayağı bir maceramız var kardeşler. Ya en sonunda bulduk üretme yöntemini. Kolay bir şekilde. B12 vitamini çok iyi geliyor. Üretimde tavsiye ederim. B12 kompleks, B-Mix kompoze diye de satılıyor. Eczanelerden alabilirsiniz. Bunlar da pul yemci, evet. Yavru var mı? Yavru göremiyoruz. Şöyle bakalım.
Aslında her gün de böyle çok çok yem atmamam lazım bunlara ya. Yani burada filtre yok, bir şey yok. Suyu çok kirletiriz. Maazallah istenen bir şey değil. Aa evet, şimdi gelelim fasulyenin faydalarına. Evet, hava esmeye başlamış kardeşler. Şansımız yok. Bugün kuşları açamayacağız. Sabah süt limandı her yer. Oo, bayağı soğuk. Bayağı soğuk. Yapacak bir şey yok. Yani bugün kuşları açamayacağız. Yani kuşçuların kötü kaderi, İstanbul'da havalar bu şekilde ne yazık ki. Şu betaları size sergiledikten sonra armatürümüzü bu tarafa alalım. Buradaki bitkilerimiz ışık gördü biliyorsunuz birkaç gündür. Onların bu şeyini bozmayalım. Şimdi evet. Gelelim fasulyenin faydalarına diyorlar yani. Bunu tekrar yerine koyalım. Aslında bir şey söyleyeceğim. Bunlara böyle baki bir yer hazırlamam lazım. Böyle kalıcı. Evet, şurada hazırlayacağım kardeşler ya. Yani bu burada niye böyle yer kaplıyor ki? Size bir şey söyleyeceğim. Burada su piresi vardı. Hani su piresi hala var mı? Su piresinden hak getire. Yani su piresi mu piresi yok. Yani bakalım bunu da bir düzenleme yapacağım. Bu kutuyu da olmadı. Malzemelerimi falan koyarım. Yani neden böyle dursun ki yosunlarla mosunlarla. Metaları buraya alıyorum kardeşler. En azından orada eğreti büğreti duruyorlar. Şu kutu ne? Bu kutu at gitsin. At gitsin. Bebek maması kutuları. Vallahi çocuğunuz olduğu zaman bunlara alışık olacaksınız kardeşler. Vallahi ben üçüncü defadır alışkınım. Belimi büktü vallahi. Aman aman. Bir dakika ya, şöyle de konuluyor bu. Oo. Alttaki havasız kalır mı? Yok be, niye kalsın? Şöyle üst üste koydum şimdilik tabi. Burada bir tane daha betamız var biliyorsunuz. Dişimiz. Onu da şöyle koyalım şimdilik. Ha, tabi yemlemede sorun çıkacak. Oo, lo. Nasıl yapalım? Şöyle yapalım kardeşler ya. Evet. Bu dişi de oraya koyayım. Yani yine eskiye nazaran biraz daha iyi oldu diyebiliriz, değil mi? Evet, oradaki kavanozlarda da bir şey yok artık. Bunları boşaltabilirim gönül rahatlığıyla. Şunu alacağım kümesin üstüne yapabilirim. Çünkü bu da kırık biliyorsunuz. O kasanın da üstü açılmış olur. Rahat rahat kullanırız. Aslında bunları yıkamam lazım ya hemen. Durum bu kardeşler. Pet odasında 8-9 dakika oldu. Şimdi bakalım biraz zaman geçsin. Ben yine bir şeyler ekleyebilirim kümesle ilgili. Hemen de şey yapmayalım. Şimdiden tekrardan cumanız hayırlı olsun. Geri döneceğim. Evet kardeşler, ortalığı bayağı bir toparladım. O yosun dolu kutuyu boşalttım, kurumaya bıraktım. Onu da ıvırımızı ıvırımı toplayacağım. İçine de kapağını bulamadım. O çok kötü oldu. Buradaki o sarı plastik malzemeleri şeye götürdük. Çatı arasına götürdüm. Şunla bilmiyorum, bakalım bir şeyler yapabiliriz. Bu dolabın içinde kitaplar mitaplar var. Benim eski çocukluk şeylerim falan var. Durum bu. Şunu da bunlara da bir çözüm bulacağım en kısa zamanda. Ya burada benim şeylerim var. Ha, şöyle bir fikir geldi aklıma. Kullanmadığım civciv suluklarım var böyle. Bir suluk denemem olmuştu geçmişte. Onlara böyle pet şişe buldukça onlara monte edip sokak hayvanlarına bir şeyler yapmak geldi aklıma. Çok da güzel olur diye düşünüyorum. Bakalım ilerleyen dönemde
pet şişe bulursak güzel böyle sağlam, hani ekonomiye geri dönüşüm olarak hayvanlara bir katkısı olsun. Ondan sonracığıma başka ne var? Başka bir şey yok kardeşler. Yani bir de şöyle bir şey buldum. Alüminyum bar. Buna şey yapabilirim. Yani buna ama çok küçük olur ya. Aydınlatma düşündüm ama yok, çok küçük olur. Ne oluyor ya? Çatır çutur. Karbondioksitimiz azalmaya başladı. Evet, yani bir seneye geçti abi. Bırakın da azalsın, değil mi? Bir de o çıkacak başımıza. Buralarda gazcı arayacağız onu doldurmak için. Durum bu kardeşler. Sizleri seviyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Bugünkü son durumumuz da böyle oldu. Odayı bayağı bir toparladık, düzenledik. Gayet iyi oldu ya. Şu kutuyu da atayım. Ya gerçi bu kutuları şey için, bitki falan alan kardeşlerim olursa ambalaj yapıp gönderiyorum. İyi oluyor. O yüzden saklıyorum. Dursun. Şimdilik bu kadar. Burası da böyle tezgahım gibi oldu. Gayet güzel oldu. Sizleri seviyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hayırlı cumalar. Hoşça kalın kardeşler.